Evet yani 18 günlük ara tabii maçın skoruna ve oyununa baktığımızda bizim için demek ki çok iyi geçmedi. Aslında antrenmanlarımız her şeyimiz ritmimiz iyi olmasına rağmen maç ritmini kaybetmemiz belki maçtan önce söylemiştim Osmanlı Spor da bu ritme girdiğinde belki kaybedip girmişti. Onların lehine gelişti diye söyleyebilirim. Bizim de aleyhimize oldu. Bunu iyi bir şekilde değerlendirdiler. Maçta tabii ki maçtan önce kendi sahamızda oynamamızın avantajını en iyi şekilde kullanacağımızı, topa çok sahip olup rakibin dengesini bozmak istiyorduk ilk iyi başlayamadığımız oyunda yan toptan yediğimiz gol rakibi avantajlı olmasını sağladı ve ondan sonraki tabii ki oyunu soğutma, hareketlerin yavaş olması ister istemez o ritmi yakalamamızı engelledi. belki bir iki gol girişimimiz vardı dengeyi yakalama anlamında ama ilk yarının genelinde istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı tabii ki önde baskılı oynayıp rakibin o dengesini bozmak istiyorduk. Topa daha çok sahip olmak istiyorduk. Belki dengeyi yakalayabilirdik ama ikinci golde bireysel hatalarda bir türlü çıkaramadığımız pozisyonda 2-0 oldu. Kolay değil tabii karşında tecrübeli, süperlik deneyimli birçok oyuncu var. Onlar da nasıl oynamasını gerektiği bildi. Benim de şöyle bir şey söyleyeceğim. Futbolcularımda da birçoğu yani tamamı diyebilirim performansın çok altındaydı. Ee, yani, e yani rakibe göre e, kazanmayı hak etmedik diyebilirim. E, bundan ders çıkarmamız gerekiyor. E, çok yaptığımız çok pas hataları, e, dengemizin bozulmasını sağladı. Bu da rakibe avantaj e, getirdi. E buradan e, tabii ki 3-0'lık mağlup ayrılmamız bizi üzdü. E, tekrar toparlanıp ayağa kalkıp e, son 7 maçı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz ki ilk altının yarışında olalım. Teşekkürler. Evet kazandığımız için çok mutluyuz onu söylemek istiyorum özellikle son oynadığımız 3 maçta aldığımız kötü sonuçlar takım üzerindeki hem fiziksel hem mental yorgunluğun ortaya çıkması sahada istediğimiz direnci istediğimiz oyunu ortaya koyamamak bizim adımıza özgüven anlamında bir sarsıntıya sebep oldu. E, milli maç arası tam istediğimiz bir zamanda geldi. Çünkü e, kendimizi toparlamamız için zamana ihtiyacımız vardı. E, bu süreç bizim için gerçekten ilaç gibi oldu diyebilirim. E, hem yaptığımız çalışmalar, hem e, yaptığımız toplantılar, değerlendirmeler, hem takım içerisindeki oyuncularımızla, kaptanlarımızla, teknik ekipteki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler, oyuncuların genel durumunu e, sorgulayıp, ee, bu anlamda eksik olan taraflarımızı hem taktiksel hem fiziksel eksik olan taraflarımızı kısa süre içerisinde e, tamamlamaya çalıştık. En önemlisi de mental anlamda oyuncuları bu noktaya hazırlamak çok önemliydi. Çünkü e, Osmanlı spor takımı çok gerilerden e, gelerek e, çok süratle yukarı çıkan liderliğe kadar yükselen bir takımdı. Hiç kredimiz olmadığı için her maçı kazanmak zorundaydık ve burada çok efor sarf ettik. O süreç bizi çok yıprattı. Lider olduktan sonraki e, hafta e, o e, Rahatlamanın, belki o gevşemenin e, nasıl olsa kazanıyoruz duygusu bizi maalesef e, saha içerisinde istemediğimiz bir duruma soktu. E, o anlamda bugünkü maç çok çok önemliydi. Belki e, yılın maçıydı diyebilirim. yani Çünkü bulunduğumuz konum, e, şimdi üst tarafa biraz daha yaklaştık. Eğer kaybedilseydi maç... Belki playoff'un dışında kalma riski ortaya çıkacaktı. Çünkü Altınur takımıyla puanlarımız eşleşecekti. Altınur takımlar kazandığı zaman daha aşağı gelme riskimiz vardı. Çok önemli, çok anahtar bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten ne konuştuysak, ne istediysek, ne yapılması gerekiyorsa hepsini dört dörtlük yaptılar. Büyük bir duruş gösterdiler, karakter gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Altınur takımına tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum.